Önceki video eğitimlerde de bahsettiğim gibi içerik üretiminin merkezi ve altyapısı neredeyse tamamen InDesign ile yapılmaktadır. Hazırlanan görseller, videolar, animasyonlar ve ses dosyaları gibi bütün içerikleri InDesign ile yayına dönüştürüyoruz. Peki bu iç süreci nasıl ilerliyor? Öncelikle yayının hangi cihazlar ve ekran çözünürlükleri üzerinde hazırlanacağının belirlenmesi gerekmektedir. Her ne kadar Apple iPad'lerde 1024'de 768 ve katı şeklinde bir boyut olsa da Android mobil işletimi sistemini kullanan onlarca üretici ve toplamda belki de yüzlerce model tablet bulunmaktadır. Tabletler veya ayrıca cep telefonları için içerik üreteceksiniz. Bunun için de boyutları önceden belirlemelisiniz. Zira çözünürlükleri benzer ve farklı olan birçok model bulunmakta. InDesign içinde temel olarak bu tür çözünürlükler için örnek boyutlar bulunmaktadır. Hemen her çözünürlük için ayrı ayrı yayın düzenlemesi yapamayız. Ancak bunun için ortak boyutlar üzerinden hareket etmek çok daha iyi olacaktır. Çözünürlüğün oturmadığı ekranlarda, dikey veya yatay kenarlarda siyah boş alanların kalmasını göz ardı etmeliyiz. Yoksa en büyük üreticilerin bile her yıl çıkardığı ortalama 3-4 farklı boyutta tablet ve ekran çözünürlükleri bulunmaktadır. Ekran boyutlarında artık karar kıldıktan sonra dijital içeriğinizin hedef kitlesine uygun tasarım konseptini belirlemelisiniz. Örneğin çocuklara yönelik bir yayın ise tırnaklı bir font kullanamayız. Bir ekonomi dergisi içinde kadınlara yönelik olan ince fontları kullanamayız. Buna benzer bir şekilde en temel anlamda grid, sayfa mizampajı, fontlar, renkler gibi bölümler ile adım adım tasarım konseptini hazırlamalısınız. İşin devamında ise artık içerik yapı tipine göre farklı yazılımları kullanarak bu içeriklerin üretimine gelmektedir. After Effects ile farklı efektler eklediğiniz bir video, Premiere Pro ile kurgusunu hazırladığınız farklı bir video, film veya Audition gibi bir yazılım ile hazırladığınız bir ses dosyası. Adobe Muse, Edge Animate gibi yazılımlarla hazırladığınız animasyon veya interaktif içerikler. Photoshop ile hazırlanan fotoğraflar. Illustrator ile hazırlanan vektör görseller. Daha farklı birçok yazılım ile hazırlanan veya üretilen içerikleri InDesign'deki sayfalarımıza aktarıyoruz. Yayın içeriği tamamlandıktan sonra farklı cihazlar ile testlerini yaparak sorunsuz bir hale getiriyoruz. Hazırlanan içeriğimizi DPS Builder ile uygulamaya dönüştürürken Apple veya Google Play için ilgili sertifikaları hazırlayıp App Store ve Google Play üzerine yayınlanması için başvuruyoruz ilgili şirketlerden gelen onaylar ile birlikte artık okuyucu yani kullanıcılar tarafından yayına ulaşılabilir bir duruma gelmiş oluyor.